Şenane Lezzetler kanalından herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerin e, katı yağ kullanmadan tereyağı margarin hiçbir şekilde kullanmadan e, sadece sıvı yağla çok güzel bir portakallı kurabiye tarifiyle geldim İnanın favoriniz olacak e, çok lezzetli çok da güzel bir kurabiye oluyor sıvı yağlı kurabiyelerimi deneyenler bilir e, gerçekten çok güzel bir kurabiye diyorum ve sizlere bekletmeden tarife geçiyorum Evet, kurabiyemize şöyle 3 tane yumurtayı kaseme alarak başlıyorum. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 3 tane kullandım. Eğer büyük yumurta kullansaydım 2 tane yeterli olacaktı. Arkadaşlar ee, kendi malzemenize ona göre ayarlayın. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekerimi güzelce çırpıyorum. Evet yumurta ve şekerimizi iyice çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi tereyağı veya margarin kullanmıyoruz. Sadece sıvı yağla yapacağımız bir kurabiye. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yağımızı da güzelce karıştıralım ve ununu eklemeye geçelim. Onu eklemeden önce şöyle bir su bardağı nişastam var. Mısır nişastası kullanıyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı nişastamı ilave ettim. Üzerine bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Bir paket vanilyam var. Vanilyamı ilave ediyorum. Bir su bardağı da unum var. Unumu ilave ediyorum. Ve karıştırarak kıvamına bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi hala sıvı bir kıvamda. Şimdi spatulamı çıkarıyorum. Elimle kıvamını ayarlamaya geçiyorum. Şöyle bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Güzelce yoğurmaya devam ediyorum. 1 su bardağı un daha alacak gibi. 3. su bardağı unumu da ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu e, hamuru çok cıvık olan bir kurabiye arkadaşlar. Buna ne kadar un ekleseniz de bu unun hepsini alır. O yüzden ayarını iyi tutturmak lazım. hala gördüğünüz gibi bayağı sıvı. Çok az bir un ilavesi daha yapacağım. Yuvarlanmaya, toparlanmaya başlayınca bırakacağım. Şimdi bir adet portakal kabuğu rendesini hamurumuza ilave edelim. İlk başta koysak daha iyiydi ama ben sonradan koyarım diye düşünmüştüm. Şimdi kabuk hafifçe su salacağı için hafifçe un serpiyorum. Ve hamuruma karıştırıyorum. Evet kurabiyemizin hamuru hazır hemen şöyle kaşıkla parçalar koparıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kurabiyenin hamurunun özelliği bu sakın hamurum olmadı yapamadım gibi şeylere kapılmayın bu hamurun özelliği böyle yapışık olması katı yağ kullanmadığımız için sıvı yağla böyle bir hamur kıvamı elde ediyoruz elinizi yağlayabilirsiniz dediğim gibi veya yıkayıp yapabilirsiniz inanın çok lezzetli kurabiyeler olacak siz sadece lezzetine odaklanın bakın elinizi yağladığınızda çok daha kolay şekil verirsiniz ve kesinlikle elinize yapışmaz bakın. şekilde yuvarlaklar yapıp hepsini tepsimize dizelim. Evet kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hepsi bir fırın tepsisi dolusu çıkıyor. Biraz daha küçük yaparsanız e, şuraya da bir tane artırabilirsiniz. Ben biraz büyük büyük yaptım sanırım. E, şimdi 180 derecelik fırınımıza gönderelim. Çok fazla kurutmayalım kurabiyemizi. Üzeri beyaz şekilde altları veya kenarları hafifçe kızarmaya başladığında fırından alalım. Ortalama 15-20 dakika arası bir sürede pişer. Dediğim gibi fırında lütfen çok fazla tutup e, kiremit gibi kurutmayalım. Evet kurabiyelerim pişti. Fırınımın e, şu köşesi biraz sıkıntılı olduğundan çok fazla kızartıyor. Ama diğerlerinin iyi pişmesi için burayı mecburen feda ediyorum. Gördüğünüz gibi dev şeklinde oluyorlar kurabiyeler. Çok güzel. Bakın altı pembeleşince kapatabilirsiniz şimdi soğumasını bekleyeceğim ee, servis aşamasına daha sonra geçeceğiz Evet kurabiyelerimiz soğuduktan sonra şöyle hafifçe e, küçük dokunuşlarla süslemek istedim süsleme edebilirsiniz bu şekilde de çok güzel çok lezzetli Arkadaşlar şöyle birazcık e, 80 gram kadar erittiğim beyaz çikolata var kurabiyemin üst kısmını beyaz çikolataya batırıyorum portakallı olduğu için şöyle portakal kabuklarını yapıştırarak güzelce renklendiriyorum ve servis tabağıma bu şekilde alıyorum. Çok küçük dokunuşlarla kurabiyenizi zenginleştirmek mümkün arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde süsleyip servis de edebilirsiniz. Evet kurabiyelerim servise hazır. Gördüğünüz gibi hem süslü hem çok güzel oldular. Dilerseniz sizlere şimdi dokusunu da göstereyim. Hemen şöyle bir tane alıyorum. Şöyle bölerek dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Kek gibi böyle yumuşacık yumuşacık çok güzel çikolatadan dolayı Nereden böleceğimi şaşırdım. Şöyle göstereyim. Bakın dokusu bildiğiniz kek gibi, içi yumuşacık, puf puf, mis gibi portakal kokan harika bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, kayır kayır değil, dediğim gibi kek gibi puf puf bir kurabiye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü de yine sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.